Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Yüce Rabbim bir araya gelişimizi hayırlara vesile eylesin. İmanımızın artmasına, ihlasımızın çoğalmasına, ahiret azığımızın mükemmel olmasına vesile eylesin. Rabbim bizi, çocuklarımızı, aile bireylerimizi Allah yolunda koşanlardan, cennete doğru uçanlardan eylesin. Haramlardan, günahlardan, nefret edenlerden eylesin. Yuvamıza huzur, kazancımıza bereket, bedenlerimize sağlık, sıhhat, afiyet, kalbimize kanaat ve genişlik ve üstün ahlak Rabbim nasip eylesin. Rabbim Kur'an hizmetlerinin artarak devam ettiğini görebilmeyi, o ortamlarda teneffüs edebilmeyi, bu ortamların motoru olabilmeyi Rabbim her birimize nasip eylesin. Ruz-u Mahşer'de kendileriyle arkadaşlık yaptığımızdan mutluluk duyabileceğimiz iyi arkadaşlarımızın, dostlarımızın Rabbim sayılarını ziyade eylesin. Kendileriyle arkadaşlık yaptığımızdan dolayı nedamet duyacağımız, pişmanlık duyacağımız ne kadar yanlış tercihlerimiz varsa en kısa zamanda Rabbim o yanlış tercihlerimizden de bizleri rahmetiyle kurtarsın. Kıymetli dostlar, vaktin şartlarına göre, durumuna göre sohbetimizi yani kısa tutmaya çalışacağım. Geceler çok uzun değil, henüz yavaş yavaş uzuyor. Hafızımızın okumuş olduğu Aş-ı Şerif'te Rabbimiz bizlere hangi gerçeği duyurdu, onu beraber müzakere edelim. Kıymetli dostlar, bir defa biz müminlerin Allah inancı çok önemlidir. Allah inancı ne kadar doğru olursa, ne kadar mükemmel olursa, İnsanın dini o kadar mükemmel olur, ahlakı o kadar mütekamil olur. Allah'ı nasıl bilmeliyiz, nasıl inanmalıyız, nasıl güvenmeliyiz? Bunu yine en sağlam şekliyle Kur'an'dan ve Kur'an'ın tefsiri olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerinden alırız, öğreniriz. Kıymetli dostlar, Allah'ı tanımaktan daha önemli bir görev bizim için olabilir mi? Yaratanımızı tanımaktan daha önemli bir görev olabilir mi? Elbette marifetler içerisinde, bilgiler içerisinde en önemli bilgi, en güzel bilgi, en muhtaç olduğumuz bilgi, kainatın sahibi ve bizim Rabbimiz olan Allah'ı tanımak ve onu bilmektir. Ayet-i kerimede Es-Sa'id billah ve ma halaktul cinne vel insa illa liya'budun, insanları ve cinleri beni bilsinler, tanısınlar ve kulluk yapsınlar diye yarattım ifade ediliyor. Orada beni ibadet etsinler, bana ibadet etsinler ifadesini müfessirler bilsinler, tanısınlar ve ibadet etsinler diye tefsir ediyor. Öyleyse şunu diyebiliriz ki bir insanın şu evrende ve kainatta birinci vazifesi Allah'ı bilmektir. Bildikten sonra diğerleri peş peşe gelir. Şimdi okunan Âl-i İmrân suresinin bu ayeti kerimelerinde Allah Celle Celaluhu Habibine şöyle bir talimat veriyor. Kul, de ki, bana yalvarırken şu cümlelerle yalvar, diyor. Şimdi Allah Celle ve Ala Hazretleri Habibine sallallahu aleyhi ve sellem, bana yalvarırken beni şu özelliklerimle yad et, zikret ve anlat, diyor. Şimdi burada Cenab-ı Hakk'a yalvarırken hangi özelliklerini bilmemiz gerektiğini
Ve o özellikleri devreye sokarak ona yalvarmamız gerektiğini öğretmesi gerçekten bizim için önemlidir. Ne diyor bakalım? Allahümme, ey benim Allah'ım diyeceksin. Malikel mülki, bütün mülklerin maliki olan Allah'ım. Bu cümlede bize Allah Celle Celaluhu kendisini çok net bir şekilde tanıtıyor. Ne kadar mülk varsa her mülkün maliki Allah'tır dostlar. Bunu böyle bilmek lazım. Ne demektir bu? Çok fazla üzerine durmayacağım. Şimdi mesela ben bu cübbe benimdir diyorum. Kolumdaki saat benimdir diyorum. Üzerimdeki gömlek benimdir diyorum. Benimdir diyorum. Ve buna bir başkası itiraz ederek hayır hocam kolumdaki saat benimdir demez. Üzerimdeki gömlek hocam senin değildir benimdir demez. Sizin üzerinizdeki elbiseler ve saatlerde olduğu gibi. Ama işin gerçeğine baktığımız zaman ben kolumdaki saatin veya üzerimdeki elbisenin sahibiyim ama bu size göredir. Ne demek size göredir? Yani sizden birisi kalkıp hocam o kolundaki saat benimdir demez. Üzerimdeki gömlek benimdir demez. O açıdandır. Yoksa benim saatimde, benim gömleğimde, ben de Allah'ınım. Hepimiz Allah'ınız. Yani Allah'a göre, Allah ile aramızdaki değerlendirmede ben kendime malik değilim ki saatime malik olayım. Kendime malik değilim ki gömleğime malik olayım. Cuma günü sohbette söylemiştim, pazar sohbetinde de tekrarını yapmıştım. Dikkatimi çektiği için, taze de olduğu için paylaşmak için, etkili olur diye düşündüğüm için sizinle de paylaşmış oluyorum. Şimdi kısa süre önce Ordu'da bir süre kaldım. Tam Ordu'da Ordu ve Giresun'da fındıkları toplama mevsimi. Cenab-ı Hak bereket verdi. Fındıklar da biraz fazla vardı. Devlet de onların beklediğinden biraz daha da iyi para verince herkesin ağzı tatlandı, ballandı, fındık fındık diye zikretmeye başladı. Fındığı topladıklarında koydukları alanı harman diyorlar. Bilenler bilirler. Toplaması bir iş, harman ikinci iş. Sonra patoza verirler, kurutmaya geçerler. Ondan sonra satışa gelir sıra. İnanın ki her gün sabahtan akşama kadar 2 tane, 3 tane, 4 tane sela okunuyordu. O selaların her birini duyduğum zaman aklıma şu geliyordu. Herkeste bir fındık heyecanı var. Efendim harmana intikal etmiş fırın, ağzı ballandı, yallandı, şu kadar kilo çıkar, şu kadar para yapar. O parayı kendi hayalinde ne yapıyordu? Cebine girdi kabul ediyordu ve kendi kafasına göre hayalinde de onların hepsini harcıyordu. Kim bilir neler alıyordu, kim bilir ne yatırımlar yapıyordu. Fakat salası okunan kişi o fındık bahçesinden, fındık harmanından vallahi billahi tellahi bir tane alamadan gitti. Benimdir dediği harman, benimdir dediği fındık, benimdir dediği onun hasılatından bir tane fındık almadan gitti. Bu fındığın harmanın maliki benim diyen adam şimdi kendinin maliki değil. İşte gerçek budur. Ben fındığı örnek verdim. Siz kendi mülklerinizi örnek verebilirsiniz. Her birimiz gözümüzü yumduğumuz zaman bir fındık, bir eski çorap, bir eski atlet bile almadan gidiyoruz. O zaman bizim de ve sahip olduğumuz her şeyin de maliki yalnız ve yalnız Allah'tır. Bu böyle bilmek lazım. Binaenaleyh ben bütün malımın sahibi, gerçek sahibi ben değil Allah ise, Allah bana Celle Celaluhu bunun şu kadarını fakir fukaraya vereceksin diyorsa sahibi konuşuyor. Yetkilisi konuşuyor. Benim burada itiraz etme hakkım asla olmaz. Bunu elde ederken ve harcarken bağımsız bir devlet gibi hareket etmem olmaz. Kazanırken, elde ederken Allah adına elde ettiğimi bileceğim. Harcarken de yine Allah'ın malını, Allah'ın mülkünü harcadığımı bileceğim.
onun izin vermediği yerlere, vermediği şekilde harcayamam. Bir insanın ödemeleri arasında şarkıcı parası, içki parası, domuz eti parası, faiz parası varsa, bunun hesabı ne dersiniz? Yani malın sahibi Allah ise benim malımdan sen faiz ödedin, benim malımdan şarkıcıya para ödedin, benim malımdan içkiye para ödedin hesabını kim nasıl verebilir ki? Veremez. قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ Allah ile ilgili bilmemiz gereken, bu ayeti kerimenin tefsiri olarak söylüyorum. Allah Celle Celaluhu ile ilgili çok iyi bilmemiz gereken, yakinen bilmemiz gereken özellik nedir? Her şeyin maliki Allah'tır. Bizim de malikimiz Allah'tır. Bizim üzerimizde biz tasarruf edemiyoruz. Bizim üzerimizde kim tasarruf ediyor? Allah tasarruf ediyor. Erkek mi olacaktık, kız mı olacaktık kararı Allah verdi. Uzun mu olacaktık, kısa mı olacaktık kararı Allah verdi. Beyaz mı olacaktık, esmer mi olacaktık kararı Allah verdi. Zeki mi olacaktık, gavi mi olacaktık kararı Allah verdi. Ne zaman öleceğiz, ne zaman toprağa gömüleceğiz kararı Allah verdi. Peki ne kaldı bize? Bize ne kaldı? Bize bir şey kalmadı. Gerçek malik Allah'tır, bunu böyle bileceğiz. تُؤْتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءْ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءْ Ey Allah'ım, sen bütün mülklerin malikisin. Mülkü dilediğine verirsin ve dilediğinden alırsın. Kıymetli dostlar, hepinizin çok malumudur ki bugün zengin olan yarın fakir olabiliyor. Bugün fakir olan yarın zengin olabiliyor. Mahkeme, kadıya, mülk değildir. Düşmez kalkmaz bir Allah'tır. Allah Celle ve Ala Hazretleri hakimiyeti kayıtsız şartsız elinde tutar. Asla ve kata hakimiyeti Allah başkasına vermez. Sendeki hakimiyet, bendeki hakimiyet hep Allah'ın kontrolündedir. Dolayısıyla Allah'ın vermediği bir mülkü kimse alamaz. Allah'ın aldığı mülkü kimse veremez. Allah'ı böyle bilmek lazım. Kur'an kendisini böyle anlatıyor. Geçeyim burasını. Ve tu'izzu men teşâ ve tudillu men teşâ. Karar yalnız Allah'a aittir. Dilediğini aziz edersin, dilediğini zelil edersin diyor. Ayeti kerimede Allah Celle Celaluhu böyle anlatıyor. Kıymetli dostlar, izzet ve zillet ikisi de Allah'ın elindedir. Dilediği kişiyi aziz eder, dilediği kişiyi zelil eder. İzzet ve zilletin iki yönü vardır. Bir dünyaya taalluk eden yönü var, bir de ahirete taalluk eden yönü var. Ahirette mümin olanlar aziz olacaklardır. Cennet ehli aziz olacaktır, cehennem ehli zelil ve perişan olacaktır. Dünyaya gelince, dünyada makamlar ve mevkiler insana bir izzet verebilir. Ama bu rüya alemi gibidir. Sonuçta bunu da verecek olan kimdir? Allah'tır. Allah Celle Celaluhu vermeden kimse ne olamaz? Bir şeyin maliki olamaz. Bir yerin müdürü de olamaz. Şimdi diyelim ki bir insan bütün şartları hazırlamış olsa, falanca kişiyi falanca yere efendim müdür yapacağım demiş olsa, misal olarak söylüyorum, kolay anlaşılsın diye söylüyorum. Sabahleyin göreve başlamadan önce bir haber gelse ki öldü. Hala müdürlük kararı devam eder mi? Deseler ki aklını kaybetti, efendim tımarhaneye gitti, hala müdürlük devam eder mi? Müdürlük kararı devam eder mi? Etmez. Bakın hangi şey olursa olsun, hakimiyet kayıtsız, şartsız, yalnız ve yalnız Allah'ındır. Başkasına asla olamaz. İzzet de Allah'ın elinde, zillet de Allah'ın elinde. Şimdi bizim bu ortamda gördüklerimiz var, görmediklerimiz var. Biz karar verirken gördüğümüze göre karar veririz. Ama Allah Celle Celaluhu bu duvarın arkasını değil, arkanın arkasını, dünyanın sonuna kadar arkasını Allah biliyor. Ben duvarın arkasını görmüyorum. Yani kime neyi ne için verdiğini biz nereden bilelim ki?
Biz gözümüzün önündeki bir kağıt parçası sebebiyle kağıttan sonrasını görmüyoruz. Bir duvardan sonrasını görmüyoruz. Efendim, yarınla ilgili, bir dakika sonrasıyla ilgili hiçbir şey bilmiyoruz. Allah Celle Celaluhu geçmişi, geleceği, yerleri, gökleri, arşı, semavatı, sidretül müntahayı hepsini eksiksiz ve firesiz bir şekilde biliyor. Kime ne için verdiği, kime neyi, ne için verdiğini kendisi en iyi bilir. Bizim bildiğimiz şu vardır ki Allah asla ve kata yanlış yapmaz, hata etmez. Rabbim kendisini bize böyle tanıtıyor. Ve tu'izzu men teşe ve tuzillu men teşe. Biyedikel hayr. Bütün hayır Allah'ım senin elindedir. İnneke ala kulli şeyin kadir. Her şeye gücün yeter. Mülkü verdiğinden almasını bilirsin. Aldığına vermesini bilirsin. Senin gücün her şeye yeter. İkinci ayet-i kerime tu'licul leyle fin nehari ve tu'licun nehara fil leyl. Allah'ım sen öyle Allah'sın ki geceyi gündüze, gündüzü geceye girdirirsin. Geceyi gündüz takip ediyor, karanlık gidiyor, gündüz geliyor. Gündüz gidiyor, gece geliyor. Gece bir dakika uzuyor, gündüz bir dakika kısalıyor. Gece iki dakika uzuyor, gündüz iki dakika kısalıyor. Kim ayarlıyor bunu, nasıl ayarlayabilir bunu? Yalnız ve yalnız Allah'ın takdiriyle gerçekleşir. ذَٰلِكَ تَقْد۪يرُ الْعَز۪يزِ الْعَل۪يمِ Aziz ve alim olan Allah'ın ayarlaması, tansim etmesi, düzene koymasıdır. Bu konuda söylenecek çok canlı canlı örnekler var. Ben sadece bu kadarla geçeyim. Kıymetli dostlar, insan vücudunda sinir sistemi vardır. Kulağın içerisindeki sinir sistemi duyma işine yarıyor. Gözdeki sinir sistemi görme işine yarıyor. Bakın, oradaki siniri ayarlayan ne sensin ne benim. Gözdeki siniri ayarlayan ne sensin ne benim. Dilimin üzerindeki sinir sistemi farklı bir sistemdir değil mi? Tat alıyor. Gözdekinden farklı, kulaktakinden farklıdır. Burundaki hepsinden farklıdır. Peki bu sistemi kim ayarlıyor? Ana mı? Baba mı? Kim ayarlıyor? Allah'tan başka kimse ayarlayamaz. Bütün bunları ayarlarken bir yanlışı var mı? Yok. Nasıl ki bunlardaki ince ayar, mükemmel bir ayarsa kainattaki bütün ayarlar da böyledir. Öyleyse biz istediğimizi Allah'tan isteyeceğiz. İzzet mi istiyoruz? Allah'tan istiyoruz. İsteyeceğiz. Mülk mü istiyoruz? Allah'tan isteyeceğiz. Zilletten mi kurtulacağız? Allah'a yalvaracağız. Efendim, her ne isteyeceksek Allah'tan isteyeceğiz. Her şeyin Allah'ın elinde olduğunu çok iyi bileceğiz. وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ Ölüden diri çıkartırsın. Ve tuhrucul meyyite minel hayy, ölüden, diriden de ölü çıkartırız. Yani ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkartan yalnız ve yalnız Allah'tır. Yumurta var ortada, koyuyorsun tavuğun altına, ne oluyor? Canlı bir civciv çıkıyor ondan. Efendim, tavuk canlıdır, ondan ölü bir yumurta çıkıyor. Bütün bunları tanzim eden, ayarlayan yalnız ve yalnız Allah'tır. Bakıyorsun ki elmanın dışında hiçbir delik yoktur. Yarıyorsun, içerisinden bir kurt çıkıyor. Nereden çıktı? Kim yarattı onu? Nasıl yaratıldı? Bu ayarı kimden almış oldu? Velhasıl ölüden diri, diriden ölü çıkartırsın. Ey Allah'ım diye bana yalvaracaksın. Yani beni böyle bileceksin, böyle bildireceksin demektir. Ve terzuku men teşâ, dilediğini rızıklandırırsın bi gayri hisâb. Allah'ım sen öyle Allah'sın ki sana kimse hesap soramaz. İstediğin kadar, istediğin ölçüde dilediğin insanları rızıklandırırsın. Dilediğini az verirsin, dilediğini çok verirsin. Öyleyse insan rızkı isterken kimden isteyecek? Patrondan değil, Allah'tan isteyecek. Rızkı bekleyecek, kimden bekleyecek? Allah'tan bekleyecek. Azlığı, çokluğu, hepsi kime aittir? Kimin elindedir? Vanaların tamamı Allah'ın elindedir. Öyleyse insan bunu böyle bildiği zaman rızık noktasında da harama meyletmez, başkasına meyletmez. Eğer bir insan rızkın çok olsun, işi büyüteyim diye faize, krediye, yanlış yollara, aldatma gibi yollara düşecek olursa o Allah'a olan inancının zafiyetinden kaynaklanıyor. Allah'ı bilmemesinden, rızkın kimin elinde olduğunu bilmemesinden kaynaklanıyor. Sonuçta insan haramdan da elde etmiş olsa adına rızık dense de ne yapmış oluyor? İnsan
imtihanını kaybetmiş oluyor. Allah'ın yanındaki kredisini kaybetmiş oluyor. Ve terzuku men teşâ'u bi gayrihse. Yüce Rabbim kendisini layıkıyla kavramaya her birimizi muvaffak eylesin. Kendisine inanmamız gerektiği gibi inanmaya, yalvarmamız gerektiği gibi yalvarmaya her birimizi muvaffak eylesin. İmanımızı Rabbim Celle Celaluhu zirvelere taşımaya, ameli salihimizi mükemmel hale getirmeye ve nihayet imanı kamil ile emaneti teslim ederek cennet bahçesine girer gibi kabre girebilmeye her birimizi Rabbim muvaffak eylesin. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.